2021-2022 adli yıl açılışımıza hoş geldiniz. Adalet mülkün yani devletin temelidir. Adalet varsa devletin temeli vardır. Devlet vardır. İşte bunun içindir ki Hazreti Ali devletin dini adalettir. Dinin devleti ise özgürlüktür demiştir. Toplumsal, evrensel, insani ve adil adaleti sağlayacak olan iddia, savunma ve karar organlarından oluşan yargı erki, yapacağı makul düzenlemelerle yasama erki ve özellikle bu etkinliği, algıyı, koordinasyonu, stratejiyi doğru ve samimi olarak ortaya koyması gereken ise yürütme erki, yani iktidardır. Günümüzde devletin en yetkili ağızlarından, objektif ve bilimsel verilerden açıklandığı üzere ülkemizde maalesef ki yargıya olan güven, toplumsal bakış açısında bir takım sıkıntıların olduğu hepimizin malumlarıdır. Bunları düzeltecek olan da biz yargı mensuplarıyız her şeyden önce. Çünkü bizler tarihten gelen anlayışımızla insanı yaşat ki devlet yaşasın inancının insanlarıyız. Milli tarihimizden gelen töre konuşunca Hakan Susar ilkesi bizim geçmişimizdeki hukukun üstünlüğü ilkesine bakış açısının bir sonucudur. İnancımız olan İslam dininin ise 5 temel ilke üzerine kurulduğunu görüyoruz. Apaçık Kur'an ayetleriyle de sabittir ki ilk ilke adalettir. İkincisi emanettir. Üçüncüsü ehliyet. Dördüncüsü maslahat. Beşincisi ise meşverettir. Gerek tarihimizden gerek inancımızdan gelen anlayışımızla adaleti en üst değer olarak görmeliyiz, yaşatmalıyız ve korumalıyız. Bugün itibariyle başlayacak olan 2021-2022 adli yıl açılışının gerçekten hayırlara vesile olması için ve özlediğimiz adil adalete sebebiyet verebilmesi için bizlerin çok çalışması lazım. Bana göre, sana göre adaletini bir tarafa bırakıp evrensel hukuk ilkeleriyle ve Yargıtay'ın yüksek mahkemelerin verdiği kararlarla bunları hayata geçirebilmemiz lazım. Devlet sisteminde yasama, yürütme ve yargı erklerinin 3 eşit erk olduğu ancak yargı erkinin eşitler arasında birinci olduğu anayasa hukukunun en temel ilkelerinden birisidir. İşte devleti yönetenlerin de bu anlayışla yargıya bakmaları, yargı kararlarının amasız ve fakatsız bir şekilde uygulanması elzemdir. Eğer yargıda sorun varsa, eğer geciken adalet adalet olmazsa, yargı kuralları konulurken sahada hangi sonuçlara ulaşılacağı göz ardı edilirse toplumda anomi yani kuralsızlık gelişir. Bu durum toplumsal şiddete sebebiyet verir. Bugün ülkemizde yargı alanında toplumsal alanda yaşadığımız ve her gün şiddetin bin türlüsüne maruz kaldığımız hususun sebebi işte bu kuralsızlık anlayışının ve cezasızlık algısının topluma yerleşmesidir. Bu sebeple ceza ve infaz kanunlarıyla bu kadar sık oynanmasından vazgeçilmeli, yasal düzenlemeler yapılmadan önce yargı mensuplarıyla, yargıdanın sahadaki uygulayıcılarıyla öncelikle ve evleviyetle istişare edilmelidir. 2021-2022 adli yılının ülkemiz için, mesleğimiz için, yargı için, halkımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.
2021-2022 adlı yıl açılışımızın öncelikle Kayseri'mize, ülkemize, tüm insanlığa hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Adalet hakikaten mülkün temeli. İlk staja başladığım zaman tüm duruşma salonlarında bu yazıyı görünce kendimce dedim ki ya çok mu abartılıyor? Niye her duruşma salonunda tüm adliyelerde bunlar yazılıyor diye böyle kendimce bir fikir jimnastiği yapmıştım. Daha sonra mesleğe başlayınca hakikaten fark ettik ki adalet mülkün temeli. Adalet olmadan olmuyor. Adaletin saç ayağı olan Cumhuriyet Savcıları olarak iddia makamında bizler, savunma makamında avukat meslektaşlarımız, karar merciinde hakimlerimiz ve mahkeme başkanlarımızla birlikte inşallah bize bağlı olan Kayseri'miz, Yozgat'ımız, Sivas'ımız, Nevşehir'imiz ve Niğde'mizle beraber bu süreci hep beraber götüreceğiz, götürmeye çalışacağız. 2019 yılı adli yıl açılışıyla birlikte faaliyete geçen Kayseri Bölge Adliye Mahkememizdeki bir başsavcı, bir vekil, 9 savcı olmak üzere toplam 11 Cumhuriyet Savcısıyız. 8 ceza dairemiz, 7 hukuk dairemiz var. Kıymetli mahkeme başkanımız, bilirkişi kurulu başkanımızla beraber toplam 55 hakimimizle birlikte 72 hakim de şu anda Bölge Adliye Mahkememizde görev yapıyor. Şu ana kadar ceza mahkemelerimize gelen dosya sayımız 33.349, çıkan karar sayımız 23.598 olmuş. Hukuk mahkemelerimize 21.917 dosyamız gelmiş. 15.205 dosyamız hukuk mahkemelerimizce karara bağlanmış. Cumhuriyet Başsavcılığımız olarak 22.992 kararın görüldü işlemleri yapılmış. Ceza mahkemelerince verilen kararlardan 339 dosyamız Cumhuriyet Savcılarımızca temize gönderilmiş. Aynı şekilde 562 dosyamızda CMK'nın bizlere vermiş olduğu yetki kapsamında 308 Taksim A maddesi gereğince itiraz yoluna başvurulmuş. Ben tekraren yeni adliyemizin öncelikle Kayseri'mize, bize bağlı olan Niğde'mize, Nevşehir'imize, Sivas'ımıza, Yozgat'ımıza, ülkemize, yargı camiamıza hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 2021-2022 adliyeli açılış programımıza katılarak bizleri onurlandıran, sizlere teşekkür ederek hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin insana dokunan en önemli niteliklerinin birisi kuşkusuz anayasanın ikinci maddesinde belirtilen hukuk devleti olmasıdır. Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ve medeniyetimizin tasavvur ettiği kamil insana ulaşmanın yegane yolu dört başı mamur hukuk devleti inşası olacaktır. Hukuk devleti, bireyin temel hak özgürlüklerini güvence altına alan, yönetimi hukuka bağlı kılan, denetlenen, hukuki ve cezai uyuşmazlıkların bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde makul bir sürede adil yargılanma imkanı vererek hukuk güvenliği sağlayan devlettir. Canlılar için oksijen ne denli önemliyse toplum içinde adalet o derece önemlidir. Bir arada yaşamanın ve toplumsal uzlaşının temel harcı olan adaletin tesisine yönelik hem dinimizin referans kaynaklarında hem de tarihi referanslarımızda sayısız vurgular bulunuyor. Hakim yargılama faaliyetinde herkese eşit ve adil davranabilmesi için yasama, yürütme, başka bir yargı organı, kamuoyunun yanı sıra kendi inanç ve düşünceleri karşısında da tarafsız olmalıdır.